Melek'te. Bugün gene Melek'te her şey var. Günaydınlar. İyi misiniz? Hoş geldiniz. Mücahit, sen gaz veriyorsun. İyice gaza geliyor benim kadınlarım. Evet, bugün efendim çok değerli bir doktorum var şu anda. Stüdyomda operatör doktor Ali Zırh Bey. Hemen okuyorum hocam kimliğinizi. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, özellikle Parkinson hastalığı ve beyin pili ile tedavisinde uzmansınız. Değil mi? Yanlış bir şey söylemeyeyim. Teşekkür ederim. Efendim, safalar getirdiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şimdi değerli konuklarım, ekranları başındaki değerli izleyiciler ve stüdyodaki, artık siz bizdensiniz zaten. Hani ben sizi stüdyo konuğu olarak görmüyorum. Melek programının birer parçası olarak görüyorum. Söylemek istediğim şu. Hepimizin evinde yaşlıları var. Değil mi? Anneanneler var. Babaanneler var. Dedeler var. Pek çoğunda da, belki daha erken yaşlarda da oluyor, bilmiyoruz. Bunu hocamızdan öğreneceğiz. Pek çoğunda da Parkinson hastalığı dediğimiz bu el titremeleri görüyoruz. Ve bu gerçekten bizleri çok üzüyor. Onun için değerli hocamız var. Şimdi bakalım, Parkinson hastalığını hocamızdan öğreneceğiz. Can kulağıyla da dinliyoruz. Hocam, nedir Parkinson hastalığı? Parkinson hastalığı bir hareket bozukluğu hastalığı. Evet. İlk kez 1817 yılında bunu tanımlayan İngiliz bir hekimin ismine atfen böyle andığımız bir hastalık. Parkinson hastalığı bizim hareketlerimizi beyinde kontrol eden, belli bir bölgede salgılanan dopamin adı verilen bir maddenin oradaki hücrelerin artık üretim kapasitesinin azalması sonucunda artık daha az salgılanmaya başlanmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Yani beyinle ilgili. Tabii ki. Değil mi? Beynin santral sinir sisteminin bir çeşit dejeneratif hastalığı. Hı-hı. Çünkü yaş ilerledikçe özellikle bu hücreler üretimi azaltıyorlar. Hı-hı. Ve bu grup hücrelerin artık ürettikleri madde %65-80 azaldığında, hı-hı, karşımıza gelmeye başlayan bir hastalık. Genelde hastalarda durgunluk, beceriksizlik, hı-hı, sizin de ifade ettiğiniz gibi titreme gibi bir takım bulgular karşımıza geliyor. Ha, sadece el titremeleri değil, hafif hareketlerde ve belki de düşünme yetilerini bile kaybedebiliyorlar mı zaman içinde? Problem ön planda bir hareket bozukluğu hastalığı. Hı-hı. Bu maddenin eksilmesine bağlı hastalarda, hastadan hastaya değişmek üzere katılık, yavaşlık, durgunluk, yüz hatlarında donuklaşma, bizim maske yüz diye tanımlayabileceğimiz değişiklikler, küçük adımlarla öne eğik yürüme, evet, gene vücudun bir yanında daha çok bizim parasayar tarzı diye tarif edebileceğimiz titremenin ön planda olduğu, ama her hasta titremiyor. Dolayısıyla hani titremesi olmayan Parkinson hastaları da, evet, var. Giden bir hastalık. Ay. Peki ben az önce dedim ki işte anneannelerimizde, babaannelerimizde, dedelerimizde. Yaş aralığı nedir? Gençlerde de görülebiliyor mu Parkinson hastalığı? Parkinson hastalığı biraz önce söylediğim nedenlerle genelde ileri yaşta gördüğümüz bir hastalık. Toplumda ortalama görülme yaşı 62-65 yaşlar civarında. Ve toplumda aşağı yukarı bir 1/3 oranında, her 300 kişiden birinde o yaş grubundan sonra az ya da çok belirtilerin olabileceği bir hastalık. Hani hepimiz 100 yaşına kadar, 120 yaşına kadar yaşarsak az çok hepimizde hastalık bulguları karşımıza gelecek. Ancak %10-15 kadar bir grup 50 yaş altında da görülebiliyor. 40'ın altında görüldüğünde benim de benim mesela var buna hocam. Yani yakın çevremde gördüğüm bir iki arkadaşımda ki 40 yaş civarındalar. Hani gerçekten çok üzülüyorum gördüğüm zaman ve oyuncu oldukları için daha da beni üzüyor. Çünkü hareket yetisini dediğiniz gibi kaybedebiliyorlar. Mesela işte bardağı tutacak, tek eliyle tutamıyor.
iki eliyle hakim olup tutmaya çalışıyor. O tabii falan. Parkinson olmaya da bilir. Öyle mi? Hani vesile olursanız görürsek belki yardımcı olma şansımız olur. Çünkü her titreme Parkinson titremesi değil. Hmm. Parkinson titremesi genelde istirahatte olan, elleri iki yana koyunca, koltuk kenarına koyunca olan titremedir. Hmm. Ama daha çok genç yaşlarda görülen, bizim pozisyonel titreme dediğimiz, elleri kaldırınca, tepsi tutunca, namaza durunca olan bir titreme var. Bunda Parkinson'un o diğer bulguları katılık, yavaşlık eşlik etmediği gibi bu kendi halinde giden, genç yaşta olan, bazen de ailevi olma özelliği gösteren bir titreme. Daha sonra tedavileri konuşacağız ama Parkinson'a benzerdir. Eğer tıbbi tedavide biz istediğimiz başarıyı elde edemezsek bu hastalarda da titremeyi durdurma şansımız var. Peki hocam, mesela siz hani ilk size geldiği zaman hasta, ilk sefer mesela nasıl bir şey yaptırıyorsunuz anlamak için? Hani elleri mi uzattırıyorsunuz? Yani anlayabiliyor musunuz elleri ileri doğru uzattığı zaman? Şimdi stüdyodaki çok, seyircime bir yaptıracağım da sizinle. Şimdi çok değişik safhaları olduğu için hastalığın bunu değerlendirmemizde hastanın kliniğine göre değişiyor. Birazdan bazı VTR'ler göreceğiz. Hastanın bulguları dışarıdan çok net görünecek kadar. Birazdan izleyeceğiz, ayrılmayın. Ama eğer bunlar çok silikse bulgular, genellikle hastalığın ilk bulgularından bir tanesi titreme yoksa, kolların vücut salınımına iştiraktaki yavaşlığıdır. Daha çok vücuda yapışarak bir yanın yürümesidir. Genelde tipik Parkinson'da bir yanda bulgular daha erken başlar. Eğer titreme varsa, o dediğim parasağır tarzda titreme, o genellikle ilk akla getiren bulgulardan bir tanesi. Tabii bu ilk başta tanıyı da biraz zorlaştırıyor. Çünkü özellikle yaşı ileri hastalarda birçok bulgu yaşlılıkla karıştırılıyor. Ve bir sürü hastanın tanı konması biraz gecikebiliyor. Peki hocam, yani Parkinson hastalığının tedavisi var mıdır? Yani mesela bize diyebilir misiniz ki tedavisi evet vardır ve %100 netice alırız. Ya da vardır, %40 netice alırız. Vardır tabii ki. Hem de birkaç yöntemimiz var. Çok da iyi mücadele edebiliyoruz. Ama bu sorunuzu daha net anlaşılır hale getirmek için şeker hastalığına benzetmekte yarar var. Şeker hastalığında nasıl vücutta insülin yapılmıyor, az yapılıyor. Ne yapıyor hastalar? Önce periz yapıyor. Periz yetmezse ağızdan ilaç alıyor. O yetmezse insülin. Ama kan şekerini normalde tutabiliyoruz. Bu hastalıkta da önemli olan eksiği yerine koymak. Biz bir kür olarak bunu yok edemiyoruz ama genelde hastalığın ilk yıllarında hastalar ilaç tedavisine iyi cevap veriyorlar. Bu eksiği kapatacak ilaçları hastanın yaşına ve özelliğine göre verdiğimizde çok hasta bulguları dışarıdan görünmeyecek kadar iyi olup normale yakın bir yaşama şansları var. Bu tabii ki yıllar geçtikçe bir çeşit hastalığın ilerlemesi, bir çeşit ilaca tolerans gelişmesi nedeniyle artık eski doz ve sıklığında ilaçlar yetmemeye başlarsa veya baştan hastalar ilaç tedavisine iyi cevap vermezse küçük bir grupta, o zaman da işte bizim yaptığımız işler devreye giriyor. Birazdan konuşacağız. Özellikle beyin pili bu hastaların yaşamında çok önemli değişiklikler yapıyor. Ama hani sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu bir kür değil. Yani biz hastalığı yok etmiyoruz ama o madde azalmasına bağlı beynin diğer bölgelerinde ortaya çıkan problemleri kontrol edebiliyoruz, çözüyoruz. Bunun en doğrusu benim yaptığım, yani beyin pili açısından hastalığın saatini geri almak diyebiliriz. Yani biz 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın birinci, ikinci senesindeki haline geriye getirebilmemiz. Böylelikle artık bağımsız olamayan, işini gücünü yapamayan, sosyal yaşantısını yalnız yaşayamayan kişinin yeniden o hayatını geri kazanması, çoğunun mesleğine geri başlayabilmesi, artık kendi kendine tekrar yetebilmesi, yani ilk yıllara geri dönebilmesini sağlayabiliyoruz. Şimdi gene ben kendi çok yakın, yani tanıdığım bir dostumdan örnek vermek istiyorum. Bayağı ileri yaşta bir beyefendi, yani 80'lerin üzerinde. O kadar üzülüyorum ki onu gördüğüm zaman. Şimdi mesela oturduğu zaman hocam, burada bunu yapmak istiyorum ama normal bir sandalyede daha rahat olur herhalde. Şimdi böyle oturduğu zaman normal, bir sorun yok. Fakat kalkmak istediğinde o kadar zor kalkıyor ki, yani dakikalar alıyor kalkması. Önce bir titriyor. Neyse, yani bir süre sonra kalktı diyelim, adım atacak. Atamıyor bir süre ve gene yani bir toparlamaya çalışıyor herhalde vücut kendini.
Bu da dakikalar alıyor. Ondan sonra zorlukla bir adım atıyor. Yani o kadar üzücü bir durum ki bu. Gerçekten de bu hastaların evde tek başlarına hayatlarını idame ettirebilmeleri fevkalade zor bir durum. Mesela bu tür hastalara da beyin pili takıldığı zaman yararı olabiliyor mu? Şimdi mutlaka hastayı ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Her hastaya biz ameliyat yapmıyoruz. Hastanın pür Parkinson hastası olması lazım. Parkinson'a benzeyen ama tipik Parkinson olmayan bazı hastalıklar var. Onları ayırmak lazım. Kabaca hani seyircilerimizin de bilgisi açısından bir hasta ilaca ne kadar iyi cevap veriyorsa bizim ameliyatlarımıza da o kadar iyi cevap veriyor. İlaçla düzelen bir hasta eğer çok ameliyatımızı engelleyecek bir durum yoksa, çünkü bir yandan hastanın beyninin anatomik yapısı önemli, başka problemi olup olmadığı önemli, ilaçla kazanabildiği maksimum iyiliği beyin piliyle de kazanabiliyor. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi, belki birazdan göreceğiz, bir grup hastada istem dışı hareketler ortaya çıkıyor, ilaç yan etkisi. Hocam şu anda görüyoruz. Şu anda ameliyata hazırlık... Konuşa konuşa ameliyat ediliyormuş galiba. Evet, hani gördüğünüz gibi hastalar ameliyat masasında oturura yakın bir pozisyonda yatıyor. Evet. Ve tamamen uyanık. Bütün ameliyat sürecinde hasta toplam 6 tane iğnenin batmasının acısını duyuyor. Başında bir çerçeve var. O çerçeveyi... Ayağı beyni mi açılıyor hocam? Kafatasına birer delik deliyoruz. Aha. Ve oradan içeriye göreceğiz. Bir elektrot ilerletiyoruz. Bakın izliyoruz şu anda. Şu anda ameliyatın içindeyiz. Hastanın elini hareket ettirdiği aşamalarda biz de o kendi cihazlarımızdan beyninde hastalıktan sorumlu hücreleri dinliyoruz. Onların verdiği cevaplara bakıyoruz. Karmaşık bir elektronik düzenekle beynin içerisine yaklaşık 2 mikron kalınlığındaki bir elektrodu ilerlettiğimizde o hücrelerin dilini dinliyoruz. Burada işin kuralı, sihri, beynin içinde 2-3 milimetre çapındaki bir yeri bulup, ki bizim hani beyincik, beyin sapı, sizin ya da seyircilerimizin okullarda soğancık diye öğrendiği, bütün hayati merkezlerin olduğu bir bölgede 2-3 milimetrelik bir yeri bulma ameliyatı bu. Ve hocam ne olur lafınızı unutmayın ama yani artık tıp ne kadar ilerilere gitti, yani hakikaten gurur duymamız lazım. Şu anda izliyorsunuz ya, bir beyin ameliyatı yapılıyor ve konuşa konuşa yapılıyor. Gerçekten bu bir mucize. Öyle değil mi? Şimdi yani tabii biz mesleğin içinde olduğumuz için. Yani, bana göre mucize yani konuşa konuşa. Bana da sizin sanat icranız mucize geliyor. Ama sonuçta tabii biz belki 70'li yıllardan beri yapılan ameliyatları günümüz teknolojisinin getirdiği avantajlarla çok daha doğru, çok daha nokta atışı gibi yapabiliyoruz. Bugün kullandığımız teknikle beynin içindeki hücreleri tek tek 80 mikrondan daha az bir hata payıyla bulabiliyoruz. Beynin o bölgesinin haritasını çıkarıyoruz. Çünkü o 3 milimlik bölgenin ne 1 milim yanına gitmeye hakkımız var, ne 1 milim altına inmeye hakkımız var. Çünkü doğru yere koyduğumuzda iyi sonuçlar alabiliyoruz. Teknoloji de bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Peki diyelim ki hocam, şeyi işte gördüğünüz DSF'lerde ameliyatı, piller, yani şuradan 2 tane delik deliniyor dedi hocamız. Pil yerleştirildi. Yerleştirir yerleştirmez hani o kollardaki işte neyse o vücudun hangi bölgesindeyse hemen bir düzelme görüyor muyuz, yoksa bunun için bir süreç mi gerekli, bir zaman mı gerekli? Az bir miktar düzelme görüyoruz ama bu yeterli değil. Öyle olsa zaten hani tel takarız, pil takmayız. Evet. Ama bizim elektrotlarımızın doğru noktadaki mekanik varlığı bile hastalarda hemen ciddi bir iyileşme sağlıyor. Ancak ameliyattan yaklaşık 3-5 gün sonra biz hastaları ayaktan poliklinik kontrollerini alarak beyin pilini açıp programlıyoruz. Çünkü pil dediğimiz cihaz beynin içerisinde 2 tane elektrot, onların bir uzatma kablosu ve göğüste cilt altında kalp pili gibi yerleştirdiğimiz, dışarıdan bilgisayarla programlayabildiğimiz ve beyne elektrik verdiğimiz bayağı programlama cihaz. Yapılıyor tabii ki. Yani. Biz beynin içerisinde aradığımız noktalara bir elektrik akımı veriyoruz. Bu verdiğimiz elektrik akımının frekansını, dalga boyunu, şiddetini ayarlayabiliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu yöntem bizim için en büyük avantajlarından bir tanesi o. Programlanabilir, ayarlanılabilir, geri dönüşümü olan bir yöntem. Hem hastaya en uygun ayarları yapmak mümkün, hem de ileride belki 10 yıl sonra daha iyi bir tedavi çıkarsa onu da uygulayabiliyorsunuz. Değerli izleyiciler, şimdi
Bir Parkinson hastamız var. Naime Osmanlı. 66 yaşında. 4 çocuk annesi. 30 yıldır, bakın ne kadar, 30 yaşında, 36 yaşında bu hastalığa tutulmuş. 30 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. İlk olarak kızına yemek yedirirken ellerinin titrediğini hissetmiş. Ve sonra bu titremeler bütün vücudunu sarmış. Bir görelim mi Naime Hanım'ı? Naime Osmanlı 30 yıldır Parkinson'la mücadele ediyor. Titremeler zamanla Naime Hanım'ın tüm vücudunu saran, bütün hayatını etkileyen, hareketlerini kısıtlayan bir hal almış. Adeta hayatını kabusa çevirmiş. 30 yıl oldu. Mücadele ediyorum. O zaman 35 yaşında, 36 yaşlarındaydım. Çocuğum küçüktü, 8 aylıktı. Besleme, mama verirken elim titremeye başladı. O gün bugün hafif hafif derken yavaş yavaş yükseldi, çoğaldı. Mücadelem işte böyle başladı. Oh, zaman içerisinde neler yaşadım. İki elime geçti, öbür elime de geçti, ayaklarıma geçti, bütün vücudumu sardı. Konuşma bozukluğu oldu. Konuşamadım daha doğrusu, yemek yiyemedim, hiçbir işimi yapamaz oldum. Bütün işlerim aksadı. Çocuklarıma hep yük olduğumu düşünürdüm. Çok ağlardım, çok üzülürdüm. Üzülmez miyim? Bir yere gidemezdim, hiç insanlara karışamazdım. Bitmiş haldeydim artık. Kızı Kadriye Hanım, annesinin en büyük yardımcısı. Kadriye Hanım, Parkinson nedeniyle hayatlarının çok zor olduğunu söylüyor. Hiçbir ihtiyacını kendi yapamıyordu. Bir bardak suyunu dahi kendisi eliyle alıp içemezdi. Hastalığın ileri derecedeki zamanlarında. Yani kelimelerle ifade edilecek bir şey değil. Hani çok muhtaç oluyor Parkinson hastaları. Diğer insanlara çok ihtiyacı oluyor. Naime Hanım, yıllarca Parkinson'dan kurtulmanın yollarını aramış. Son çare olarak beyin pili ameliyatına başvurmuş. Beyin piliyle de titremelerden kurtulmuş, sağlığına kavuşmuş. İlaçla baş etmeye çalıştık. En sonunda baş edemedik. Duyduk ve ameliyat edildi. Ona başvurduk. Pilden önce öleceğim, ölümden korkuyordum. Öleceğim diye, daha rezil olacağım diye korkuyordum. Ameliyattan hiç korkmadım. Çünkü ölüydüm artık. Tek kurtuluş çaresi diye umut ettim. Umutlarım çıktı. Ameliyathaneye aldılar. Gözümü açtığımda dünyalar benim oldu. Bütün titremelerim bitmişti. Canım hiç yanmadı. Hatırladığım şeyler, doktorla sürekli konuştuk. Sürekli konuştuk, muhabbet ettik. Bilincim açıktı. Ameliyattan sonra kızımın düğününde oynayacağım dedim, oynadım. Çok şey değişti. Hayatımda ne değişmedi ki? Komşulara gidiyorum, düğüne, ortama karışabiliyorum. Bir yere karışamazdım. Bu kadar iyi olacağımı kimse beklemiyordu. Çok iyi oldum, Allah'ıma şükür. Ay inanamadım, inanamadım yani. Gördünüz ne kadar zor şartlarda vücudunun gerçekten her yeri titriyor. Ve Ali Bey size geliyor. Evet. Siz 9 yıl önce ameliyatını yapıyorsunuz ve gördünüz değil mi nasıl yürüyor? Bayağı paltosunu giyiyor, mantosunu ve yürüyor yani, düğünlere gidiyorum diyor. Canım benim, gerçekten çok zor günler geçirmiş. Peki Ali Bey, bu pil, bu yani bu pilin kumandası elinde mi Naime Hanım'ın? Yok, onu biz hastaya özgü programlıyoruz. Bazı hastalara evet, açık mı kapalı mı diye kontrol etmeleri tamam, için veya bataryasını takip edebilmeleri için bir hasta kontrol cihazı veriyoruz ama tamam, bütün bu ayarlamaları biz yapıyoruz. Zaten hekimlerin yapması tamam, gerekiyor. Genelde hastayı ameliyattan sonra, hani o Naime Hanım'ın dünyalar benim dediği
İyilik var ama o sınırlı bir iyilik yani. Evet. Esas gördüğümüz iyiliğine getirebilmek için hastalar ortalama ameliyattan sonra 2-3 hafta ayaktan poliklinik kontrollerine gidip gelerek, zaten yürüyerek çıkıyorlar, yürüyerek geliyorlar. Onlara en iyi gelecek ayarları yapıyoruz. Orada işte bilgisayar aracılığıyla verdiğimiz elektrikleri ayarlıyoruz. Bir yan etki oluşmadan o hastaya özgü en iyi iyiliği sağlamak için. Sonra da hastaları yılda 3-4 sefer, 3-4 ayda bir görüyoruz. Burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Naime Hanım'ın dışarıdan görsel en önemli problemi ya da çoğu hastanın titremedir ama Parkinson hastalığının hastaları en çok sıkıştıran bulgularından bir tanesi sizin demin çok iyi tarif ettiğiniz hareket edememe, kilitlenme, dona kalmadır ve çoğu hastada bu vardır. Dolayısıyla hani birincisi bu iş sadece titremeye iyi geliyor diye bir yanlış mesaj vermeyelim. İkincisi hani her hastada titreme olmayabilir. Titremesi olmayan hastalar da vardır. Naime Hanım aslında hiç kalkamayan, hiç yürüyemeyen bir hastaydı. Dokunaklı da bir anısı var. Kendinin haberi yok. Çok kısa söyleyeyim. Hastanede yattığında ameliyat öncesinde, o zaman ameliyat ettiğimiz hastane bu işlere önem veriyor. Hastaya bir yazı veriyor. Dilek ve temennileriniz diye. Aslında hastanecilik ile ilgili verilmiş bir şey ama Naime Hanım'ın orada çok küçük bir yazısı var. İyi olmak, ayağa kalkmak istiyorum yazıyordu. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok önemli. Yani Naime Hanım hiç yürüyemeseydi bu sefer başka şeyler çıkacaktı. Kas erimeleri, hareket edemediği için. Çünkü kalkamıyor, yürüyemiyor. Şimdi yürüyebiliyor. Ay ellerinize sağlık. Ne diyeyim ki yani? Evet. Şimdi çok önemli bir şey soracağım hocama ve sonra teşekkür edeceğiz hocamıza. SGK bu ameliyatları karşılıyor mu hocam? Şükür ki karşılıyor. Çünkü öyle mi? Beyin pilleri çok iyi bir haber. Beyin pilleri çok pahalı cihazlar. Dolayısıyla çoğu hastanın ulaşamadığı ya da erişemediği rakamlarda. Son 3-4 yıldır sosyal güvenlik sistemi doğru endikasyonla ve doğru ameliyat edilen hastalarda maliyetin en büyük kısmını karşılayan pil parasının pil tamamını karşılıyor. Pil en büyük maliyet mi oluyor hocam? Mesela aşağı yukarı biliyor musunuz? Biliyorsunuz mutlaka. Biliyoruz ama canlı yayında fiyatını hafız etmeyelim. Söylemeyelim. Yani şunu söylemek istiyorum. Parkinson hastaları artık endişe duymasınlar bence. Bu konuda tıp son derece ilerlemiş. Ameliyatları yapılıyor. Hem de bayıltılmadan yapılıyor. Ve de işte SGK tarafından da imkanı olmayanlar için karşılanabiliyor. Küçük bir son noktacık. Bir var. Pili takarken yani beyin ameliyatı bittikten sonra son bir saatte hastayı uyutuyoruz ki hani o kabloları geçerken canı yanmasın diye. Az bir süre. Şimdi bakın bir görüntümüz var galiba. Bir beyin açıkken kapalıyken evet, yok. Aslında dışarıdan pil yok, pilin ne yaptığını gösteriyor. Burada bir hastamız var. Bu hasta da 25 yıllık bir Parkinson hastası. Şu anda pil çalışıyor. Şu anda pili çalışıyor. Çalışıyor ve bakın bu gayet bizim söylediğimiz rahat şeyleri yapıyor. Evet. Şimdi bu hasta da kalkamayan, yürüyemeyen, yoğun titremeleri olan bir hastamızdı. Ben şu anda o solda göğüs kısmındaki pili kapatıyorum. Aha. Devre dışı bırakıyorum. Pil bir elektrik akımı veriyordu. Şu anda pil kapandı. Pil kapandıktan birkaç saniye sonra hastalık bulgularının yavaş yavaş karşımıza geldiğini görüyoruz. Ay inanmıyorum. Biraz önce dediğim gibi problem sadece titreme değil. Şimdi bütün vücut titriyor Ali Bey. Evet. Bu da bizim Sabahattin amcamız. Şimdi gene açıldı galiba. Hayır açık değil, kapalı pili. Yürümesini söylüyoruz. Bakın ilerliyor ama giderek hareketleri yavaşlıyor. Evet. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Döndü. Hani gel otur diyoruz ama artık gelemiyor, gidebilecek hali kalmıyor. Yani tek problemimiz titreme değil. Ha. Tutukluk, katılık özellikle hastalıkta yıllar ilerledikçe titremeden çok daha ön plana geçiyor. Ay adım atamıyor. Şimdi tabii değerli eşi yardımcı olacak. Oturması yardım için istiyor. Kıyamam. Gene hastanın titremeleri bununla ilgili biraz önce konuştuğumuz bulguları var. Ve tabii böyle bir durumda hasta ciddi de bir sıkıntı çekiyor. O yüzden hastalar pillerini kapatamıyorlar. Biz de takip ediyoruz hani bataryası bitmesin diye. Hani ne kadar sürüyor bataryanın ömrü? Ortalama 5-7 yıl civarında. Aa, güzel. Şimdi pilini açtım ben. Pilini açtığımız zaman birkaç saniye içerisinde hani o problemleri
bakmaları biz yap dediğimiz için tekrar yapabilir hale geliyor. Müthiş bir şey. Pilin bir ömrü var, bataryası var. Bu hastadan hastaya verilen elektrik akımıyla değişiyor tüketimi. Ama ortalama 5-7 yıl. Bu çok sürenin sonunda yarım saatlik bir ameliyatta sadece buradan pil değişiyoruz zaten. Ayrıca bir beyin ameliyatı yapmıyoruz hastalara. Peki generalize... bu bataryanın değişiminin fiyatı da yüksek midir? O epeyce ekonomik. Yani pil pahalı ama onu da sosyal güvenlik karşıladığı için ciddi bir külfet ortaya çıkarmıyor. Parkinson dışında generalize distoni adını verdiğimiz bir hastalık var. Aşırı vücut kasılmalarıyla giden, vücutta kontrol dışı kasılmalarla onlara giden. Onlara da yarıyor mu? Bu tip hastalara bilmiyorum, yönetmen arkadaşımız bize yardımcı olur mu görsel olarak bu konuda. Bu tip hastalarda da evet mesela burada genç bir arkadaşımız var. Sağda pilinin kapalı olduğu görüntüsü var. Bu hastalarda vücudun değişik yerlerinde aşırı ve şiddetli kasılmalar ortaya çıkıyor. Var, evet. Bu tip hastalarda tıbbi tedaviyle bizim istediğimiz iyiliği sağlayamıyorlarsa bu hastalarda da beyin pili hastalık şikayetlerine önemli ölçüde yarar sağlıyor. Burada elektrik tüketimi daha fazla olması gerekiyor. Çünkü orada daha yüksek voltlara ihtiyacımız var. Bu tip hastalarda 2-3 senede bir değişim veya dışarıdan şarj edilebilen, değişime ihtiyaç olmadan ömrünü devam ettirebilen piller var. Onları kullanmak gerekiyor. Ay bir şey söyleyeyim mi? Sizler iyi ki varsınız. Doktorlarımız iyi ki var. Teşekkür ederiz. Gerçekten öyle. Yoksa yani o kadar çeşitli hastalıklar var ki ne kadar zorlaşabilirdi hayatımız değil mi? Yani Parkinson'a işte bakın çaresi var. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için büyük bir keyifle çok dikkatle dinledik sizi. Var olun. Sağ olun. Benim çok için de büyük keyifli. Sağ olun. Sağ olun. Efendim hobi geliyor. Hobi geliyor. Hanımlar.